Herkese selamlar. Bu videoda sizlere 2.4 metre uzunluğunda hibrit bir planör tanıtacağım. Planörümüzün markası Volantex Ranger 2400. 2.4 metre uzunluğunda kanat açıklığına sahip. Kanatları EPO köpük malzemeden yapılmış. Gövdesi ise plastik ABS'den yapılmış bir model. Modelimizin üzerinde flap var. Bu videoda bu modeli bir UAV'ye çevirip hareketli bir kamera mekanizması yerleştirdikten sonra uzun menzilli uçurmaya çalışacağız. Ve karşınızda Volantex Ranger 2400. Peki bu uçağın diğerlerinden farkı veya neden alınabileceği kısmına gelecek olursak, birincisi bir trainer model olarak kullanılabilir. Arkadan motorlu bir model olduğundan pervanenin kırılması daha minimize olacak küçük kazalarda. Uçağın büyük olması sizi biraz korkutabilir. Zaten eğer bir sebebiniz yoksa Ranger'ın Ranger 2400 versiyonu almanızı tavsiye etmem. Ranger 2000'i almak daha mantıklı olabilir. Çünkü Ranger 2400'ü taşıması Ranger 2000'e göre biraz daha zor. Kanatlar 120 cm olduğundan dolayı araçla taşıması falan biraz zor oluyor. Uçakta flap olduğu için indirmek kolay. Biraz planör konusuna girmek lazım. Uçağı aslında planör diye satıyorlar ama planör olmaktan biraz uzak aslında. Yani bazı özellikleri uçağın planör olmasına engel oluyor. Bunlardan bir tanesi mesela sırttan motorlu bir model olması. İkincisi çok aerodinamik bir uçak değil. Ranger 2400'e planörden ziyade bir cruiser demek daha mantıklı. Uçurması çok kolay, çok hafif. Yani şu an full çakılı halde 2,5 kilo bu uçağın ağırlığı. Ama ona rağmen havada çok yavaş ilerleyebiliyor. Teknolojisi biraz eski. Şimdi bundan sonra bir uçak videosu daha yapacağım. O uçaktaki teknoloji biraz daha iyi. Bu eski bir uçak. Yaklaşık 10 senelik, 6 ile 10 sene arasında üretilmiş bir uçak. Dolayısıyla teknolojisi biraz eski. Teknolojisinden kastım da şu. Örnek veriyorum, kanatları birleştirirken kanat servolarını birleştirmek için kablolar kullanıyorsunuz. Orada bir soket olsa biraz daha iyi olabilirdi belki. Kullanılan servolar yeterli. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Gayet hoş. Dahili iniş takımı çok güzel çalışıyor. Arkadaki iniş takımı çok güzel çalışıyor. Bu taraflarda hiçbir sorun yok. Belki kanatları ve köpük kısımları kapasak biraz daha uzun ömürlü olacaktır. Sonuç olarak sorunsuz bir uçak. Her modelcinin hangarında bulunması gereken bir model bence. Vereceğim bilgiler bu kadar. Şimdi toplamasına geçelim. Sonra da uçuş videosunu izledikten sonra videoyu kapatacağız. Bunuz böyle kamerada küçük gözüküyor olabilir. Şimdi açacağım. Hep birlikte göreceğiz kutu içeriğini. İlk olarak elevatörümüz çıktı. Burada kanatlar var. Gövdemiz. İnç takımının alüminyumu. Pervanemiz, arka tekerleğimiz ve bir mum ekipmanlar var. Stickerlarımız var. Köpük tekerleklerimiz var şu iniş takımı için. Başka da bir şeyimiz yok burada. Kutuyu kaldıralım. Gördüğünüz kanadın bir tanesi. İki tane servo var. Bir tanesi flapler için, bir tanesi de aileron için. Şurada göreceğiniz üzere aileronun üzerine bir tane karbon çubuk yerleştirmişler. Servoların kablonu gizlemek için de bant koymuşlar. Elektrik bandına benziyor. Belki de daha başka bir şeydir bilmiyorum ama elektrik bandı gibi gördüm ben. Şurada klipsler var gövdeye montajlanması için. Arka yüzeye de böyle. Ama enteresan bir şey daha göstereceğim. Şurada görünüyor. Şu gördüğünüz kanadın içine doğru giden şeyler bildiğiniz profil. Yani normalde karbon çubuk kullanırız bunlarda. Ama bu abiler baya baya bildiğin profil koymuşlar. Ve profil şöyle boydan boya şuraya kadar gidiyor. Bütün kanat boyunca esnememesi için. Tabi baya büyük taşıyacak bu. Esnememesi için baya baya metal profil koymuşlar. Yani kaynakçı bürül ustaya kestirmişler. Gayet de sağlam gözüküyor. Ayrıca yine elevatörlerde de vardı şey. Şurada gördüğünüz hinçler yani menteşeler gayet güzel bir tasarım. Bayağı bildiğiniz böyle bir mekanizma bu. CG için nokta koymuşlar. Şurada gördüğünüz gibi CG yazıyor. Uçağı oradan CG alacağız. Bu büyüklükteki uçağı nasıl CG'ye getireceğiz onu da bilmiyorum. Gövdemiz tamamen plastikten üretilmiş bir gövde. Şu detay güzel yani şurası çok hoş gözüküyor. Tabii ben bunu böyle kullanmayacağım muhtemelen yani burayı kaldıracağım. Ve buraya FPV sistem olacak. Belki de ilk uçuşu şurada da bir aslında FPV şeyi var. Kamera girişi var. Şurada da soğutma kanallarını koymuşlar. Bunlar güzel. Soğutma kanalı mı? Yani buraya sensör falan da konulabilir. Hani yer hızını falan tespit edebilmek için. Burada gördüğünüz tekli tekerleğimiz var. İlk zamanlar bu tekerleği değil. Buraya diğer tekerleği montajlayıp kullanacağım. Malzeme tamamen plastikten üretilmiş. Bunun kırılması pek mümkün değil. Motorumuz var. Motorumuz 4023 1050 kW bir Volantex'in fırçasız motoru. ESC'si de içinde. Yine arkada bir tane şurada gördüğünüz bu sanıyorum elevatörün olması lazım. Elevatörün kutunun içinden çıkan diğer malzemeleri göstereceğim. Soldan başlayarak
Bu bizim iniş takımını, yani şuradaki iniş takımını montajlamak için kullanacağımız plastik parça ve vidaları var içinde. Bu arka iniş takımımız, köpük bir tekerlek ve yine bağlantı aparatları var. Bu yine her türlü Çinli markada karşılaştığımız bizim Sexy Tornavidamız. Yenisini eklemiş olduk biz toolbox'ımızı. Bunlar hornlar, işte elevatörleri, işte rudder'ı vesaire çekebilmek için. Bunlardan çok korkuyorum. Yani şöyle korkuyorum. Kesin bunları tam göndermişlerdir. Bir tanesini kırarsam kesin eksik kalır. Şurada servo kollarımız var. Servo kollarını servoları takıp bunları da poşete koyup göndermişler. İşte şurada şeyler var. Push rodlar var. Push rodların bir tarafı yamuk, bir tarafı vidalı ve plastik bir aparatta çektiriliyor. Bu güzel bir sistem. Daha önce de kullanmıştım hazır bir uçakta. Güzel çalışıyor. Ama bunlarda da kırılma oluyor ve yedeği yok. Yedeği yok dediğim bende yok. İçine de koymamışlardır diye düşünüyorum. Çünkü sayısı tam gibi gözüküyor. Az önce buna karbon çubuk demiştim ama bildiğin alüminyum boru bu. İçinde de şöyle bir plastik bir şey gibi bir şey var. Boru gibi bir şey var. Bu kanatları birleştirmek için kullanacağımız orta kolon aslında. Spinner'ımız var. İnşallah düzdür. Bunlar çok yamuk çıkıyor çünkü. Pervanemiz var. Ben pervaneyi açıkçası beğenmedim. Yani daha iyi pervaneler var elimde. İlk uçuşta kullanır mıyım bilmiyorum. Yani ilk uçuşta kullansam bile sonra değiştiririm. Pervanemiz 10x5 inç. Şimdi kontrol ettim. Yine inç takımımız az önce de görmüştük. Alüminyum parçası ve artık tekerlekleri poşetinden çıkardım. Tekerlekler şöyle yumuşacık. Böyle puf puf çok güzel gözüküyorlar. İniş takımlarını beğendim diyebilirim. Kutudan çıkanlar da bunlar. Şimdi bir de şunu göstereyim hemen. Bu da sticker. Şimdi stickerları yapıştıracağım. Bu stickerlar hoşuma gidiyor. Şurası biraz kırılmış ama artık yapacak bir şey yok yani. Stickerları yapıştıracağım. Bir de bu uçağın şeyi sloganı şu işte See your world from new perspective. İşte dünyayı yeni perspektiften gör diye. Ranger 2400 falan filan. Bunları da şimdi işte kuyruğa ve kanada yapıştıracağım. Bir uçağı toplayayım. Sonra elektronikleri kurarken tekrar görüşürüz. Görüldüğü üzere bütün stickerları yapıştırdım. Stickerları yapıştırmak biraz zahmetli. Birbirine yapışıyor. Stickerlar yapışkanları çok güçlü. Sökerken, kağıttan sökerken birbirlerine yapışıyorlar. Hepsini yapıştırdım ama güzel oldu. Renkler çok hoş duruyor gördüğünüz gibi. Şimdi uçağı toplayarak devam edeceğim. Servoları ve servo turcu hornları falan yapacağım. Eksik vidaları takacağım. İniş takımını montajlayacağım. Sonra da elektronik kısmına geçeceğim. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Modeli gördüğünüz gibi neredeyse topladım, bitti. Kanatları da falan da ayarladım. Aileronlar tamam, flaplar tamam, rudder tamam, elevatör tamam. Buralar hepsi tamam. Şimdi elektronik kısmına geliyorum. Önce buraya bir O3 yerleştireceğim. O3 yerleştirmeden önce buraya bir pantit sistemi kurdum. Pantit sistem neredeyse 250-260 derece dönüyor standart servo ile. 270 derece servo koysak aşağıya tam arkaya döner. Çünkü burada bir dişli mekanizması var. Bunu Calc 3D'den indirdim. Linkini aşağı bırakırım. 3 boyutlu yazıcıyla bastım. Bir de şöyle bir şey bastım. Yani benim uçağım uygun bir kanopi mi denir, platform mu denir? Bir şey bastım. Normalde bunun orijinali köpüktü. Ben buna bir tane ABS'den böyle beyaz yer bastım ki orijinalini bozmayayım diye. Şimdi bu tarafın montajını yapacağım. Kameranın montajını yapacağım. Kameranın air unit, yani air unit'i şuraya koymayı planlıyorum ki ısınmasın diye. Şuradan hava giriyor çünkü. Bakarım olmazsa şuraya falan da yerleştirebilirim diye düşünüyorum. Tam onu nasıl yapacağım konusuna karar vermedim henüz. Aşağıya koymayı planlıyorum. Yukarıda durmasını istiyorum ama aşağıda da yer nasıl olacak henüz bilmiyorum. Şimdi kamera sistemini toplayacağım. Kamerayı yerleştireceğim. Burayı çalışır hale getireceğim. Sonra uçuş kontrolcüyü yerleştireceğim. Sonra uçağı uçabilir hale getireceğim. Şimdi bunları toplayarak devam ediyorum. Gibi FPV hatch hazır. 3 boyutlu yazıcıyla yapmış olduğum hatch hazır. Thingiverse'den indirdim. Bu da gördüğünüz pantit sistemimiz. Şöyle sağa sola ve aşağı yukarı da iniyor. Şimdi indirmeyeceğim servoyu ve dişlileri bozmamak için. Air unit'i buraya koydum soğuması için. Alta koyacaktım ama hiç hava girişi yok. Isınacağını düşündüğümden dolayı air unit'i yukarı koydum. Ya yani belki yani çok beğenmedim açıkçası. Altta bir yerde olsa daha tatlı olacaktı ama hani soğutma sorunu sebebiyle sorun yaşayabilirim diye buraya koydum. Belki sonra alta koyar denerim tekrardan. FPV sistemimiz hazır komple.
Şurada GPS'i görüyorsunuz. GPS'i de hazırladım. Şöyle yine GPS'in bir tutacağı var. Bu da yine 3 boyut yazıcıyla basılmış bir parça. Bunu da buraya yerleştireceğiz şöyle. Bunu buraya yapıştıracağız. Şuradan bir delik açıp kabloyu alta geçireceğiz. Şurada şey olacak. Uçuş kontrolcü olacak. Uçuş kontrolcüyü buraya yerleştireceğiz. Ve uçağımız aşağı yukarı hazır olmuş olacak. Bir tek alıcı kalıyor. Alıcıyı da hala düşünüyorum nereye koyayım diye. Kanada mı koysam, kuyruğa mı koysam. Kuyruğa koyarsam kuyruğu kesmek zorunda kalacağım. Bu açıkçası istediğim bir şey değil. Kanada koyarsam kanatta çok şık olmayacak. Hala düşünüyorum. Birazdan zaten siz videonun ilerleyen kısımlarında nereye koyduğumu görüyor olacaksınız. Şimdilik bu durumda. Ben uçuş kontrolcüyü toparlayacağım. Uçuş kontrolcüyü yerleştireceğim. Ondan sonra tekrar size göstereceğim. Evet, neredeyse her şey bitti. Şöyle kamera tarafını ayarladık. Kameramız burada. Buraya bir tane kontrol şeyi koydum, çubuğu koydum. Bunu çıkardığımda uçak tamamen devre dışı kalacak. Buradan pili sökmek durumunda kalmayacağım. Evde CG'yi falan ayarlayacağım ya da herhangi uygun bir yerde. O esnaya kadar çalışmayacak uçak. Bunu takacağım, çalışacak. Pillerimizi koymadık. Bu kısım tamam. Şurada uçuş kontrolcüm var. Uçuş kontrolcümü yerleştireceğim. Uçuş kontrolcümün kablo bağlantılarını yapacağım. Receiver falan hazır. Uçuş kontrolcünün konfigleri de hazır. Sadece uçuş kontrolcüyü böyle montajlayacağım. Bunu buraya takacağız. Pilleri takacağız. Uçuşa hazır olacak uçağımız. Şimdi geri kalanları yapayım. Uçağı hazırlayayım. Sonra da uçuşa gidelim. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Gördün mü benim gözüm? Görüş alanıma girdi artık. Gel gel. Baya öndeyiz. Şu an bize doğru geliyorsun hala. Baya bir alçaktan geleceğim. Normalde kadar? Geliyorsun değil mi? Evet. Geliyorum. Motoru. Çok uzağa ineceksin ya. Çok iyi.